Önce fotoğraf sonra. Sizden tam buradayız. Ben de sizsiniz. Herkes buraya bakabilir mi? Efendim şimdi bana bakıyorsunuz ben de. Şimdi kendiniz efendim buradayız. Tamam abi. Teşekkürler. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir saniye. Şu başlıyor. Bu ne oğlum? Kameralar geliyor. Röportaja geçeceğiz. Bir dakika çekme, bir dakika koyun. Bekleyelim. Allah bu taraf. Bir dakika. Arkadaşlar yine fotoğraf verin. Bizi karşıya bakıyoruz. Tamam mı beyler? Tamamdır abla. Kalkabilirsiniz sorun yok. Bizim mikrofonumuz nerede? Şöyle yapayım da konuşmak isteyen bir adam ona gelirse daha güzel olur. O ne ya? Konuşmak isteyen bir adam böyle mi gelir? Eyvallah. Canım benim burada durmama gerek var mı şimdi? Benim burada durmama gerek var mı? Ne söyleyeyim burada? Şimdi, evet konuşan oyuncuların bir adım buraya gelmesini ben hemen çıkayım bir adım buraya. Merhaba, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağır Romantik diye bir film çektik. Açıkçası eğlenerek bu işi yaptık. Birlikte güzel sahnelerimiz olduğuna inanıyoruz. Tabii ki ama bu işin icra boyutunun dışında bir montaj ve yönetmenlik boyutu var. Biz de ne yaptığımızı merak ediyoruz. İzleyiciyle beraber izleyip nasıl bir ürün çıkardığımızı göreceğiz. Burada olduğunuz için de hepinize teker teker teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Fragmanda da iki karakterde gördük. Evet, adam iki karakter. Aslında bir hırsız çetesinin başı aşık oluyor ve aşık olduktan sonra adamın değişimini izleyeceğiz. O yüzden daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum ama iki farklı adam var, doğru. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Bu işe sonunda bir çözüm bulmuşsunuz. Normalde yerde biri bekliyordu, bizim içimiz eziliyordu. O yüzden şu an bu sistemi çok sevdik. Hoş geldiniz. Evet, yani zaten sinema filmleriyle alakalı çok da fazla şey söylememek lazım. İzleyiciye bırakmak lazım. Neticede biz burada bir şeyleri anlatmaya çalışırken ağzımızdan tüyolar kaçırabiliriz. 14 Şubat'ta aslında herkesin içini ısıtacak ve şimdiye kadar karşılaştıkları bir romantik komediden birazcık daha farklı, ters köşe, belki de arafta kalmış ilişkilere sahip insanlara kapılar açabilecek bir hikayeyle, bir senaryoyla ve bir film sıcaklığıyla karşılaşacak insanlar. Benim karakterim Aslı Egeli, 30 yaşında, operacı, idealist bir ailenin idealist şekilde yetiştirilmiş kızı. Babası profesör, annesi heykeltıraş. Kafasında ilişkisi için belirlediği kriterler çok keskin. Ama aşkla ilgili hiçbir zaman çok keskin konuşmalar yapılmaması lazım. Bu hepimizin hayatı için geçerli. Büyük konuştuğunda sınanırsın bu hayatta. O yüzden Aslı da asla dediği bir insan karşısına çıkıyor bu filmde. Ve herkesi, bütün hayattaki kendi kriterlerini, bütün yasaklarını, kurallarını da karşısına alıyor. Biz çekerken çok eğlendik. Biz çok eğlendik çekerken. Umarım izleyenler de bunu hissederler. Klişelerine girmeyeceğim. Hiç kimse çektiği filmle alakalı ben çok kötü bir film çektim, gitmeyin izlemeyin falan demez. Biz de çok büyük emek verdik. Ayrıca çektiğimiz mekanların hepsi gerçek ve gerçekten orada yaşayan insanlarla beraber çekildiği için de normal bir romantik komedi filminin süresinden de çekiminden de çok daha uzun ve çok daha meşakkatli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Onur'un sahneleri Dolapdere'de çekildi ve son derece zor çekildiğini oyuncu olarak hepimizin bütün tehlike taşlarının altına elimizi soktuğumuzu söyleyebiliriz. İzleyicilere keyifli bir film izlemelerini diliyorum. Bütün arkadaşlarıma da sizin önünüzde burada tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili yapımcımız Ruhiye Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Yanında alabilir misiniz? Yanında birkaç kimde beraber canım. Aslında ben emeği geçen, zahmeti geçen herkese öz teşekkürümü bildirmek istiyorum. Bu film hakikaten de çok emekli, çok zahmetli bir film oldu. Size öz teşekkürümü bildiririm.
çok minnettarım. Size de teşekkürümü bildirelim. Yani başrolde olanlar hakikaten de tabii ki o biri oyuncularımıza çok büyük emek verdiler. Ama bunu da söyleyeyim ki sizi şahsen ben özüm seçtim ve çok memnunum ki hakikaten de seçimimi doğru ettim. Size uğurlar arzuluyorum. Uğurlarınız daha da bol olsun. Daha çok da uğurlu olsun yıllar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevginin her türlü kötülüğü değiştireceğini, dünyada her zaman iyiliğin ve iyiliklerin önde olacağını, bembeyaz güzelliklerin karaların üstüne geleceğini ve karaların da her zaman kara kalmayacağını, karaların da düzelme ihtimalinin olacağını anlatmak için bu filmin içinde oldum. Aşk ve sevgi ve bu sevgiye emek veren, bu filmde çalışan tüm arkadaşlarımla beraber bu duyguların içinde bir şeyi anlatmaya çalıştık. Umarım ki salona gelenler güzel bir dünyayı, güzel bir hayatı düşleyerek, kendi yaptıklarına bakarak sevgilerini, sevgililerini, kendilerine emek veren herkesi, öncelikle özellikle kadınlarımızı koruyarak, kutsayarak hayata devam ederler. Sağ olun efendim. Valla ben bu konuşanları dinledikten sonra bir kafam karıştı. Ne çektik? Biz fiyatta anlaştık. Şaka bir yana eğlenceli bir film oldu. Benim adıma daha önce çalışma fırsatım olmayan arkadaşlarla çalıştım. O yüzden benim için gerçekten eğlenceliydi. Umarım sonuç da güzel olmuştur. Biz de sizlerle beraber oturup seyredeceğiz ne olduğunu. İnşallah kısmeti açık olur. Teşekkürler. Pardon. Arkadaşlar. Biraz daha onu arkadaşlar. Biraz daha çeker misiniz şunu? Pardon.